Kaptanım sesim geliyor mu? Merhaba, geliyor bir saniye, bir ayar yapacağım. Tamam. Tamam. Kusura Öncelikle bakmayın, burada katıldığınız biraz için çok sağ olun. Yok, estağfurullah. rica ederim. Bir internete bağlanma sıkıntısı yaşadım biraz. Yani şöyle söyleyeyim. Dubai'den yani böyle emek verip katılmanız bile bizim için çok büyük bir şans yani. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu arada mikrofonum yok. Sesim nasıl geliyor? Çok güzel. Ha. Sıkıntı yok. Harika. Çok memnun oldum. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İşler nasıl, yolunda mı? Ondan başlayalım. Çok şükür her şey yolunda. Sağlıklı olduğumuz sürece artık bu dönemde her şey yolunda diyorum. Evet. Ya ben klasik olarak başlayacağım aslında. Şöyle sorayım. Ben sizin birçok röportajınızı ve videonuzu dinledim aslında. Sağ olun. Yani bu yol şimdi pilot olmak deyince hakikaten şöyle bir şey oluyor. Olursun. Hani falan gibi. Siz nasıl oldunuz? Size böyle tepkiler geldi mi yani? Sizin hayat hikayenizi ben biliyorum. Birçok kişi belki bilmiyordur. Yani bu yolculuk nasıl başladı? Ya şöyle, evet, etrafımdaki insanlara ben pilot olmak istiyorum deseydim çok büyük ihtimalle kız çocuğu pilot olur mu? Evinde otur, çocuğuna bak, öğretmen ol, hemşire ol, ebe ol. Ya bu şekilde tepkilerle karşılaşacağımı biliyordum. Ben genelde yani çevremdeki kimseye bahsetmedim içimdeki tutkudan. Olmak istediğim hayallerimden bahsetmedim, olmak istediğim kişiden bahsetmedim diyebilirim. Ama bahsetseydim biliyorum karşılaşacağımız sonuçları. Evet, yani biz biraz yani biz de işçi çocuğuyuz. Garanti meslek istiyoruz her zaman. Dediğiniz gibi öğretmenlik işte ya da doktorluk vesaire. Böyle girişken olamıyoruz. Yani umarım daha güzel günlerde bu şeyler aşılır yani bu algılar. Biz de onun için uğraşıyoruz burada. Öğrencilere, işte gençlere biraz daha farkındalık katmak için. Çok güzel Peki, bir şey yapıyorsunuz. teşekkür ederim. Peki, pilot olmadan önce herhangi bir işte çalıştınız mı? Nereden mezun oldunuz? Üniversite bitirdiniz mi? Evet, şimdi böyle kısaca bahsedecek olursam, Aynen. ben normalde ODTÜ iktisat mezunuyum. Ama bu hani havacılık tutkusu küçüklüğümden beri içimde olan bir tutkuydu. Tam olarak ne zaman karar verdim pilot olmaya? Bunu çok soruyor arkadaşlar. Bundan bahsedeyim birazcık. Evet. Üniversite ikinci sınıfın sonunda, işte yaz tatilinde tamamen kararımı vermiştim. Hani artık böyle staj dönemi, hani ofis ortamını görüyorsun, ne yapmak istediğine çok daha net karar verebiliyorsun. O zaman dedim yani burası benim ortamım değil, ofis ortamı benim ortamım değil, ben burada mutlu olamayacağım, benim pilot olmam gerekiyor. Bu şekilde araştırmalarıma başladım üniversitedeyken. Ve üniversite dördüncü sınıftayken Türk Hava Yolları Akademisi'ne başvurdum. Benim araştırdığım dönemde, yani ben ikinci sınıftayken araştırdığımda sadece mühendislik, yani 5 tane mühendislik bölümü alıyordu Türk Hava Yolları Akademi. Daha sonrasında benim mezun olmama yakın zamanda da işte işletme, iktisat gibi bölümleri de kattılar. Bu şekilde şanslıydım. Hani ben mezun olmadan Türk Hava Yolları Akademisi'ne başvurdum. Mezun olur olmaz programa dahil oldum. Bu şekilde. Anladım. Aslında şu nokta çok önemli. Hani ait olmadığınız yeri hissetmişsiniz ya. Onu çok önemli yani orası. Bazı gençler maalesef hani bunu fark edemiyor ya da araştırmaktan imtina ediyorlar. Peki bu başvuru süreçleri nasıl oluyor? Yani evet karar verdiniz. Evet başvuru koşullarını taşıyorsunuz. Nasıl başvuruyorsunuz? Neyle gidiyorsunuz? Kapıyı neyle çalıyorsunuz? Zaten belli başlı şartları var. Bunu arkadaşlar, isteyen arkadaşlar araştırmışlardı. Büyük ihtimalle biliyorlardı. Şundan bahsetmek istiyorum. Ben başvurduğumda 10 yıl önceydi bunlar ve şartlar çok Evet. farklıydı. Şu anda şart, daha yeni baktım hatta, şartlar çok değişmiş. Biraz daha Evet. şanslısınız bize göre. Çünkü bizim Evet. zamanımızda yine belli başlı bölümleri alıyorlardı ve sadece özgün üniversite mezunları başvurabiliyordu. Ama şu anda öyle bir şey yok. Yani açık öğretim de başvurabiliyor. Evet, Ve evet. en az ön lisans diyor. Yani 2 yıllıklar bile Evet, 2 yıllık. başvurabiliyor şu anda. Yani şartları çok düşürdüler. Ben biraz üzülüyorum Evet. buna. Evet. Arkadaşlar seviniyor ama ben üzülüyorum. Çünkü standartlar düşüyor. Çok üzgünüm ama üzülüyorum. Bunu da söylemem Evet. gerekiyor. Onun dışında TOEFL'ı çok, yani İngilizce dil yeterlik sınavını çok düşürdüler yine. TOEFL'dan 60 istiyor. Bizim zamanımızda minimum Evet. 80'di. Ya bence 60 düşük bir rakam. Hani İngilizce
az çok bilen, yani giren arkadaşlar bilir zaten. TOEFL'da ne Evet. yapmış olabilirler. Şu anda zor değil. Yani şartlar bahsettiğim gibi yani İngilizce, üniversite mezun diploması ile gidiyorsun. Kapıyı bu şekilde çalıyorsun. Ve tabii ki Evet. TC vatandaşı olman gerekiyor. Adli sicil kaydının olmaması gerekiyor. Aynen. Türk Hava Yolları'ndan disiplin suçundan daha önce atılmamış olman gerekiyor. Bildiğiniz standart şartlar. Bu şekilde gidiyorsunuz. Önce tabii belgelerinize bakıyorlar. Boy kilo indeksine bakıyorlar Evet. ilk aşamada. 160 ile 190 arasıydı bizim zamanımızda. Şu anda 157 ile 195. Onu da değiştirmişler. Evet. İlk aşama bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sonra mülakata çağrılıyorsunuz. Sonra CRM mülakatları oluyor. Sonra DLR sınavına Yıllar. giriyorsunuz. Bu şekilde yani aşama aşama yavaş yavaş ilerliyorsunuz. Bizim zamanımızda çok fazla pilot ihtiyacı olmadığından büyük ihtimalle bu işlemler çok uzun sürüyordu. Ama şu Evet, anda evet. hızlandırılmış sanırım 3 ayda sonuçlanıyor. Ama bizim zamanımız Anladım. 6 ay sürüyordu yani 6 ay, 7 ay. Çünkü biz Almanya'ya gidiyorduk sınava. O yüzden uzun sürüyordu. Yani şu an şimdi DLR sanırım İstanbul'da yapılıyor. Peki mesela başvuru yapıyor gençler, işte sağlıktan geçiyorlar. Sağlık büyük, çok büyük bir aslında öneme sahip. Önce sağlık raporu alıyorlar diye biliyorum. Yani ben kendi zamanımdan bahsedeyim. Şu Öyle anda bahsedin, COVID'in aynen. bizim zamanımızda Aynen. bu sınavları, mülakatları geçtikten sonra bir de Evet. Çorlu'da, eskiden Çorlu'da uçuş oluyordu. Şimdi sanırım Aydın'da uçuşlar oluyor. Evet. Çorlu'da gidiyorduk. İşte oradaki öğretmenlerle bizim uçak korkumuz var mı? Onu ölçmek için küçük uçağa bindirip uçuşa geçiyorduk. Böyle uçuşta Evet. işte böyle değişik manevralar yapıyordu öğretmenler. İşte uçak düşüyormuş gibi yapıyordu. Yani seni korkutmaya çalışan manevralar yapıyordu ve senin tepkini ölçüyordu. Şu anda onu Evet. yapmıyorlar büyük ihtimalle. Hani orada böyle bir ay ne oluyor? Panik yaparsan, korkarsan direkt zaten eleniyorsun. Böyle Evet. bir aşamadan da geçtik. Bizim için sağlık en son aşamaydı. Hatta bir arkadaşımız bütün mülakatları, sınavları geçti. En son sağlık raporu almaya gittiğimizde sanırım böbrek taşı vardı. O yüzden Evet, elendi. evet. Ama şu anda eğer sağlık ilk başta yapılıyorsa çok daha iyi. Yine sizin döneminizden sorayım. Sağlık haricinde herhangi bir aşamada elendiğiniz zaman en baştan mı başlıyorsunuz yoksa geçtiğiniz kurları tekrar almıyor musunuz? Bazı sınavlardan mesela DLR sınavında eğer fizik, matematik bilgiden kalırsan 6 ay sonra girebiliyorsun tekrardan sınava. Ama Evet. eğer yetenek sorularından kalırsan 1 yıl sonra Evet. girebiliyorsun. Tabii ki de girebiliyorsun ama sıfırdan başlıyorsun bütün prosedürlere. Anladım. Bir arkadaş şey sormuş. CRM sınavını açar mısınız? Nasıl bir şey oluyor diye. CRM sınavı tamamen orada ben onu şey söylüyorum arkadaşlar. Kendiniz olmanız gerekiyor. Yani orada Evet. yapmacık bir insan olmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin. Aynen. Sen her neyse Evet. o şekilde kendini ifade edeceksin. Genelde böyle toplu gruplarda hani sorular oluyor, oyunlar oynanıyor. Senin tepkine bakıyor, takım çalışmana bakıyor. Çabuk sinirleniyor musun? Nasıl karar veriyorsun? Panik bir ortamda işte soğukkanlılığını koruyor musun? Ya bunlar bu tamamen karakter meselesi diyebilirim. Hani sen nasılsan olsun. Eğer orada sen başkası olmaya çalışırsan zaten bunu görüyor insan, uzmanlar sonuçta. Orada Evet. tamamen kendin olacaksınız arkadaşlar. Yani onun, CRM'in bir çalışması yok. Anladım. Yani peki mesela bütün adaylar yani aşamaları geçti. Siz sanırım Florida'da eğitim aldınız benim araştırdığım kadarıyla. Nerelerde eğitim alabiliyorlar? Uçuş eğitimleri oluyor, yer eğitimleri oluyor bildiğim kadarıyla. Şu şekilde ilk lisansları bizim zamanımızda biz şanslıydık tabii. Dört tane seçenek vardı. Florida vardı, Florya vardı, Eskişehir ve Ankara vardı. Ben Evet. kendi şanslı grup olarak görüyorum. Ben Florida'da eğitim aldım. Avantajım 14-15 ayda bütün lisansları almış olmam oldu. Çünkü Amerika pilot yani pilotluğun doğduğu yer diyebilirim Amerika için. Her şey çok hızlı ilerliyor. Şu anda Aydın'da yani Türk Hava Yolları için konuşacak olursam akademiyi Aydın'da açtılar. Sadece Evet. orada oluyor. Yani THY Akademi'ye başvuracaksa arkadaşlar Aydın'da oluyor. Ama Pegasus Akademi var. Onlar eğitimi nerede veriyor? İnanın bilmiyorum. Evet. SunExpress Akademi var. Onları araştırabilirler ama Türkiye'de. Evet. Anladım. Peki kaptanım böyle
eğitimi yaptınız, uçuş eğitimlerini, yer eğitimlerini. Size evet pilot olabilirsin. Hangi aşamada deniyor? Yani hangi şartları sağlamanız gerekiyor en son aşamada? Kaç saat uçmanız gerekiyor mesela? En son yolcu uçağı anlamında söylüyorsun, değil mi? Şimdi bu Yani pilot... uçağa binebilirsin. Ne demek? Yani o lisans mı diyeyim? Yani evet senden artık pilot olur. Ne zaman diyorlar? Eğitimin kriterleri ne, şartları ne yani? Ya aslında eğitimin her aşamasında elenebilirsin. Evet. Lisans diye ilerliyor. İşte ilk 2 ay PPL alıyorsun. Sonra işte 4. ay işte CPL alıyorsun. 6. ay Malta Intern alıyorsun gibi. Her lisans için ayrı sınavlara giriyorsun. Yazılı, sözlü ve uçuş sınavına giriyorsun. Yani bunun her aşamasında kalabilirsin. Ama kaldıktan sonra tekrar şans veriyorlar. İkinci kaldın, yine şans veriyorlar. Üçüncü kalımda artık belki biraz zorlayabilirler. Ama tolerans tanıyorlar tabii ki de. En son bu işte Malta Engine dediğimiz olan, yani benim Florida'da aldığım lisans, en son lisans Malta Engine aldıktan sonra biz Türkiye'ye geldik. Türk Hava Yolları'nda 2 tane biliyorlar. Biri Boeing, biri Airbus. Onlar ihtiyaçlarına göre, onu da soruyor arkadaşlar mesela, hangi filoya gideceğini sen kendin mi seçiyorsun? Hayır, öyle bir Hayır. şart. Yani hiç fark etmez. İster akademiden mezun ol, ister dışarıdan lisansını al, bir şirkete başvur. O şirketin hangi filoda ihtiyacı varsa onun tip eğitimini sana veriyor. Bizim zamanımızda Airbus'ta açık vardı. Bizi Airbus eğitimi için Madrid'e gönderdiler. İşte 1 ayda Madrid'de eğitim aldık. Yani 1 ay 6 hafta gibi. Daha sonrasında Türkiye'ye geldikten sonra da Türkiye'de şu şekilde oluyor. Çünkü artık simülatörlerden sonra ilk defa büyük uçakla yolcu taşıyacaksın. İlk defa gerçek yolcu taşıyacaksın simülatörlerden sonra. İlk hepimizi aldılar, Samsun'a götürdüler. Yani bir uçağı hissetmemiz gerekiyor yolcu taşımadan önce. Simülatörden geri çıkmışız sonuçta. Evet. İşte 5 kere herkes indi kalktı, indi kalktı. Hani uçağa alışma açısından. Bunu yapıyorsun. Bundan da geçtikten sonra 40 saat yolcuyla birlikte eğitim alıyorsun. Ondan sonra tamam artık. Sen artık öğretmensiz uçabilirsin diyorlar. 40 saat değil, 40 sektör. Çok özür dilerim. 40 sektör, 100 saat. Hangisi önce gelirse. Uçuş yapıyorsun yolcuyla birlikte ama yolcular bunu bilmiyor tabii ki de senin eğitimde olduğunu. Ama önemli değil çünkü öğretmen kaptanlarla uçuyoruz. Yani çok tecrübeli, çok bilgili kaptanlarla uçuyoruz. Hem eğitim alıyorsun, hem not veriyor yani her şeyi. Hem uçuşuna not veriyor, radyo konuşmana not veriyor, performans hesaplarına not veriyor, meteoroloji okumana not veriyor. Yani her şeyini değerlendiriyor. Oradan da kalabilirsin. Kaldığın zaman tekrar eğitime gönderiyorlar. İşte iniş kalkış çalışması yapıyorsun. Sonra tekrar line'a geliyorsun. Yani bu böyle bir süreç. Ama tabii ki de üçten daha fazla başarısız olursan elenme şansınız oluyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Öğrenciler bazen şeyi soruyor. Hani hangi üniversitede okumak daha mantıklı falan diyor pilotluk için. Yani geç geldikleri için soruyorlar bunu. Arkadaşlar 4 yıllık ya da 2 yıllık şu anki şartlarda sadece başvuruyorsunuz ve süreçleri takip ediyorsunuz yani bu şekilde. Aynen. Ben şuraya notumu almışım. Hangi uçakları kullanma fırsatınız oldu? En çok sevdiğiniz uçağı da biliyoruz. Aynen. Şöyle, ben Airbus filosunda başladım. Airbus filosunda da devam ettim. Hem eski şirketimde hem yeni şirketimde. İşte eski şirketimde 320, 319, 321 olarak 3 aynı kategori gibi sayılıyor ama yolcu sayısı 319, 323 ve 21'de farklı. Bu 3 uçakla uçtum. Burada da 380 ile uçuyorum. Tabii ki de 380'i çok seviyorum. Ama yani şöyle diyeyim, hani uçak seçmek istemiyorum aslında. Genel olarak uçmayı çok seviyorum. Hani bana şimdi Boeing'te uçacaksın dediklerinde yok ben uçmuyorum demem yani. Gider eğitimini alırım, Boeing'te de uçarım. Çünkü dediğim gibi yani ben uçmayı seviyorum. O yüzden önemli değil, gerçekten filo önemli değil. Bazı öğrenciler şey soruyor. Devlet üniversitelerinde pilotaj eğitimini önerirler mi diye soruyor. Ya da ücretli mi diyor. Mesela sınavlar ücretli mi? İşte ya da başvurular ücretli mi? Onları soruyorlar bazı öğrenciler. Sizin zamanınızda nasıldı? Nereye ücretli mi? Yani akademiye başvurmak ya da bu süreçlere başvurmak, girmek ya da işte eğitimler masraflı mı vesaire?
Eğitimler tabii ki de çok masraflı. Bunlardan çok bahsediyorum aslında. Şöyle hani bizim zamanımızda akademiye başvurduğumuzda ben 60 bin pardon 80 bin dolardı bizim kontrat. 80 bin dolar üzerinden başvurdum. Her ay maaşımdan o para kesiliyor. Ama şöyle bir handikap oldu bizim zamanımızda. Ben Amerika'ya gittiğimde 1,4 dolar 10 yıl boyunca kesiliyor bu senin maaşın. Hani biz geldik dolar 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu. Yani ne oluyor bu sefer? Maaşın sürekli düşüyor. Çünkü sen TL maaş alıyorsun ama dolar kesiyorlar. Aynen. Bu inanılmaz büyük bir saçmalık. Benim yani çok yaralandım bu konuda. O yüzden şu anda arkadaşlara söylüyorum. Eğer imkanınız varsa dışarıdan okuyun çünkü daha ucuza mal olur. Kaptanım şey soruyorlar bir de İngilizceyi nasıl geliştirdiniz? Ben az çok biliyorum ama bir de öğrencilere sonra söyler misiniz? Yani maceranız ne oldu İngilizceyle? Şöyle ben İngiltere'de geliştirdim ve imkanları varsa, fırsatları varsa 4 ay yeterli, çok bile hatta 4 ay. İngiltere'ye gidebiliyorlarsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani 4 ay bir dil kursuna orada ama orada Türklerden uzak durarak sadece yabancılarla sadece İngilizce. Çünkü amaç İngilizce öğrenmek. Ben onu söylüyorum. Ben oradayken Türklerden hep yani uzak durmaya çalışıyordum. Herkes bana böyle ne kadar burnu havada bir kız falan diyorlardı ama alakası yok yani. Hiç düşünmeyin. Sizin amacınız İngilizce öğrenmek. İngiltere diyorum yani Türkiye'de eğer fırsatları yoksa öğrenmek için de sizin de önereceğiniz gibi dizi izleyecekler. Hem İngilizce, İngilizce alt yazılı. Ve aynanın karşısına geçip konuşacaksın. Yani yapacak başka bir yol yok. Çok teşekkür ederim. Bir de şey soruyorlar. Maddi durumu elverişli olmayan öğrencilere devlet bu konuda destek oluyor mu diye soruyorlar. Bizim devletimiz şu anda pek sanmıyorum arkadaşlar. Üzgünüm. Yani az önceki umarım şeyi anlamışlardır. Yani 140 şu an 140 bin euro mu öyle bir rakam ben o incelemiştim bir yerde. Daha sonra maaşınızdan kesiliyor arkadaşlar bu. Hani az önce kaçanlar için söyleyelim. Şimdi şeye gelelim kaptanım. Yani bunlar prosedür ama yani ilk uçuş hikayenizi anlatır mısınız? Genelde merak ederler arkadaşlar. İlk uçuş deneyiminiz nasıl oldu? Siz bana hani soru örnek soru gönderdiğinizde şey vardı. En kötü gününüz mü? Nasıl öyle bir şeydi galiba. Evet, onları da konuşabiliriz. Aynen. Yok yani ilk uçuşum bence havacılıktaki benim en kötü günümdü diyebilirim. Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Evet çok yoğun bir eğitimden geçiyorsun. Geliyorsun ilk defa yolcu uçacaksın. Benim şanssızlığım hava bile çok kötüydü o gün. İnanılmaz bir yağış var. İstanbul kaos. Bir de akşam uçuşu. Ben bunu hep söylüyorum. Akşam uçuşları gündüz uçuşlarından biraz daha farklı. Şey açısından, görüş açısından diyeyim. Algı açısından diyeyim. Bir de yağmurlu havada akşam uçmak çok daha farklı. Daha zor diyebilirim. Beyrut uçuşuydu. Beyrut'a ben uçtum. İnişi ben yaptım. Hiçbir sorun yok. Her şey güzel. Beyrut'tan kalktık İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'da hava inanılmaz kötü. Havada hani turluyoruz ya, bekliyoruz ya hani inemiyoruz bir türlü. Yolcular sürekli ne oluyor, niye kaptan indirmiyor uçağı falan diye söyleniyorsunuz ya. Aslında biz de inmek istiyoruz arkadaşlar ama Atatürk Havalimanı çok yoğundu. Biz yarım saat havada beklemiştik. Ya şöyle ilk uçuşta işte hep bahsediyorum zaten işte haritalar her yerde havada uçuyor. Planlar havada uçuyor. Kalem sürekli yere düşüyor, alıyorsun. Yani ne yaptığını bilmiyorsun aslında. Aradığın hiçbir şeyi bulamıyorsun. Böyle heyecanlı, çok heyecanlı, çok stresli. Ama çok da güzel. Yanısı Peki var. ilk yurt içinde nereye uçtunuz? İlk yurt içi Malatya, ondan da hep bahsediyordum zaten. Şimdi, o zaman sevgilim, şimdiki eşim uçuşta bana sürpriz yapmış. Benim haberim yok tabii. Malatya'ya indikten sonra öğreniyorum bunu. Onda da çok komik. Hani yine benim eğitim uçuşum. Üçüncü uçuşum hatta. Şey oluyor. Yandaki asker korkuyor. Kalkar kalkmaz tekerlekleri alınca hidrolikten ses geliyor. Onlar da tam tekerin üstünde oturmuşlar. O ses gelince bayağı bir panik oluyor. Abi normal mi? Normalde böyle bir ses gelmiyor. Bu nasıl bir ses uçakta diye. Panik olunca eşim de tabii
söylememiş sağ olsun. İşte daha ikinci uçuşu aslında işte sevgilim uçuruyor uçağı eğitimde. isteyecekti. Böyle bir Evet. anım var. Sonra işte orada indik. Yurt içi uçuşlarında hani şey kısa, turnaround çok kısa. Hemen uçağı tekrardan hazırlayıp geri dönüyorsun İstanbul'a. O esnada tabii çok fazla konuşamadım. Çünkü dediğim gibi yine harita, planlar, her şey havada uçuşuyor. Orada hava durumuna bakman lazım. Notamları okuman gerekiyor derken Evet. işte eşimle pek görüşememiştik. Böyle. Böyle bir anım var. Ama nihayetinde evlisiniz. Peki özel olmazsa eşiniz de pilot mu? Yok, eşim elektronik mühendisi. Anladım. Peki ben buraya not almışım. Şimdi yani araba kullanırken bir aşamadan sonra otomatikleşiyoruz. Ama uçak kullanırken o stres düzeyi hep aynı mı kalıyor, azalıyor mu? Yani böyle mesela deneyimli pilotları düşündüğünüzde böyle çok rahat uçuruyorlar mı? Yoksa hep aynı strese devam ediyor mu? Otomatikleşiyor mu bir yerden sonra yoksa? Bunu nasıl cevaplasam bilemedim. Karşı tarafı da korkutmak istemiyorum ama şöyle, kalkış ve iniş anı bizim en kritik, en nasıl desem, tehlikeli demek istemiyorum ama en fazla dikkatini vermen gereken, hiçbir şekilde orada böyle rahatlığa fırsat vermeyeceğin bir zaman uçuşta. Onun dışında havadayken tabii ki de her şey artık böyle otomatikleşiyor. Aynı işte bisiklet kullanmak, araba kullanmak gibi oluyor. Çünkü en güvenli safhadasın uçuşta, cruise'dayken. Dediğiniz doğru ama iniş ve kalkışlarda kesinlikle öyle değil. Yani Evet. belki de 30 yıldır pilot, hatta ne zaman, şurada 5-6 ay önce sanırım İngiltere'de inanılmaz rüzgarlı bir hava vardı. 3-4 gün sürmüştü. Fırtına gelmişti hatırlarsanız. Çok fazla uçuş iptal olmuştu. O zaman benim İngiltere-Londra uçuşum vardı ve İrlandalı çok tecrübeli bir kaptanla uçtum. 63 yaşında. Tabii ki de o uçuyor çünkü ben first officer olduğum için benim limitlerimin çok dışında bir rüzgar hava. Bizim uçak da çok büyük aslında. Rüzgarın çok fazla etkilememesi gerekiyor ama inanılmaz bir yan rüzgarla iniş yapıyoruz. Evet, kaptan çok rahat ama tabii ki de onun bir stresi var. Yani çünkü havayla boğuşuyorsun. Kolay değil arkadaşlar. Yani Evet. iniş kalkıştan ziyade iniş anı. İniş anı en kritik anımız bizim. Ve hava kötüyse gerçekten çok büyük bir stres yaratıyor. Her ne kadar tecrüben olsa Evet. da yani yere değene kadar bayağı stres oluyor yani insan. Ya Peki güvenlik. kaptanım böyle bir şeyi sorayım. İşte pilot olduk, evet tecrübeden bahsettik. Yani her şey bitiyor mu? Bitmiyordur muhakkak. Düzenli aralıklarla ya da ne sık aralıklarla siz tekrar böyle bir şeye katılıyorsunuz. Sağlık tekrar muayenesine giriyor musunuz? Nasıl oluyor? Şöyle pilot oldum tamam artık ders çalışmayacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Lisansı güncel tutmak için biz her 6 ayda bir simülatör sınavına giriyoruz. Simülatör artı sözlü. Çünkü orada öğretmen istediği soruyu sana sorabilir ve cevaplaman gerekiyor. Ya cevaplayamasan bile kitapta nerede olduğunu göstermen gerekiyor. Her 6 ayda bir simülatör sınavına giriyoruz. Bunlar stresli sınavlar çünkü senin siciline işleniyor. Yani geçmen gereken sınavlar. Kaptanlık için özellikle. Evet. Onun dışında, simülatör dışında her yıl bir tane uçuşuna yine öğretmen pilot gelip seni değerlendiriyor. Senin operasyonunu değerlendiriyor. İnişini, kalkışını, karar verme yeteneğini. Yine sana soru sorabilir. Yani sözlü yine olabiliyor uçuş anında. Yine de cevapla, yani her şekilde cevaplaman gerekiyor. Ve sözlü, her yıl sözlü sınava giriyoruz dedim. Onun dışında her yıl yazılı sınavlara giriyoruz. Başka öyle. Bir de her yıl CRM'e giriyoruz. Her yıl sağlık lisans, yani sağlık taramasından geçiyoruz. Bu şekilde. Yani bitmiyor süreç. Ya yani böyle öğrencilerde şey kafası vardı. Evet atandım artık bitti her şey. Öyle bir şey tabii ki pilotlukta yok. Hiç yok. Ben şeyi sorayım. En zor yanlarını konuştuk. Evet giriş aşaması zor. Aynı zamanda işte stresli bir iş. Ama mutlaka keyifli yanları da vardır. Hani onlardan bahsetmek isterseniz. Pilot olmanın en keyifli yanları nelerdir? Şöyle, dünya vatandaşısınız arkadaşlar. Yani ben Evet. en sevdiğim yanı bu. Çünkü farklı kültürler görüyorsun. Farklı yemekler tadıyorsun. Farklı insanlar.
Ben bunu çok seviyorum. Yani bir de hani her pilotun böyle favori destinasyonu vardır. Bunları özlüyorsun uçmadığın zaman. Çünkü ya buraya dünyaya ait değil misin gibi hissediyorsun aslında. Evet. Ve ben gökyüzünü çok seviyorum. Dünyamız çok güzel. Yani o kadar güzel ki üzülüyorum yere indiğinde çünkü çok fazla zarar veriyoruz. Ama gökyüzünden inanılmaz güzel görünüyor. Meslek çok çok zor bir meslek. Ama çok güzel yanları da var. Ben hep şey söylüyorum. Hani böyle çok kolaymış gibi bakıyorlar mesleğe. Kolay değil. Şu açıdan kolay değil. Bir kere ben kendi açımdan söyleyecek olursam şu anda 380 filosundayken ayın 15 günü 16 günü yatıdayım. Ben evde yokum. Ve hani ben evli bir kadınım ve çocuğum var. Özellikle çocuk açısından. Hep şey sorular. Kadın erkek pilot olsa nasıl olur diye. Evet. Çocuğun psikolojisi çok etkileniyor. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer baba da pilot olsaydı, çocuğum, bunu psikologlar da söylüyorlar. Çocuk gerçekten yani psikolojik açıdan çok daha kötü etkilenirdi. Şimdi kötü yanı hafta sonu yok. Gece gündüzün yok ki uçuşlar genelde gece oluyor. Yani gece uykusu uyumuyorsun. Sürekli Evet. radyasyona maruz kalıyorsun. Onun dışında sürekli jet lag yaşıyorsun. Yani eve her geldiğinde yorgunsun aslında. Evet. Dediğim gibi özel gün yok, yılbaşın yok, hafta sonun yok. Bu şekilde yani zor tarafları. Evet. Ve Peki. çocuğun hasta olduğu zaman onu düşünmeden tamamen işine odaklı, profesyonel bir şekilde işine gitmen gerekiyor. Yani duygusal evet annesin, duygusalsın ama İşte onu evde bırakıp işe gitmen gerekiyor. Çünkü uçuyorsun yani. 650 yolcu taşıyacaksın. 600 yolcu Evet. taşıyacaksın ve canı sana emanet. Yani bu Evet. şekilde biraz şey profesyonel olmak gerekiyor. Zor yanları bunlar. Anladım. Çünkü kız Evet. öğrenciler çok soruyordu. Hani Evet. çocuk olayı nasıl oluyor diye. Kolay değil. Çok zor. Ama işimi çok severek yapıyorum. Ve eşimin desteğiyle oluyor. Evet. Yapılabilir. Bu konuda dediğiniz gibi çevrenin ve özellikle en yakınların desteği çok önemli. Sabır önemli. Aynen. Benim de hostes arkadaşım vardı. Yani bayramın olmayabilir. Belki diyor çocuğunun doğumunu göremeyebilirsin. Yani sen insanlar ayrıyken ailenden sen insanları birbirine kavuşturmak için çalışıyorsun bu meslekte diyor. Yani bu iş gerçekten böyle. Hayatın havada geçiyor. Dediğiniz gibi dünya insanı oluyorsunuz. Tabii ki yani bu iş de, böyle öğrenciler bazen yazıyor işte pilotluğun önü açık mı falan, ben böyle geçiyor işte pilotluk işte öldü mü falan filan diye. Arkadaşlar her meslek yani ölü ya da diri diye nitelendirilemez. Yani sevgi işi, işte kaptanımızla konuşuyoruz, ben diyor gökyüzüne aşığım falan. Hatta bir sözünüz var ya, hayallerinizin peşinden uçun diye. Gerçekten çok güzel. Aynen, hayalimiz peşinden uçuyor. Yani onu örnek almaları gerekiyor. Peki bildiğiniz kadarıyla soruyorlar, gözlüklü pilot olur mu ya da tip 1 diyabet hastası pilot olur mu diye Ya soruyorlar. ben şöyle genel bir şey söyleyeyim. Bana sağlık açısından çok fazla soru soruyor arkadaşlar. İşte Evet. menisküs ameliyatı oldum, pilot olur muyum? İşte Evet. böbrek taşı döktüm, pilot olur muyum? Gözüm şu kadar, pilot olur muyum? Arkadaşlar Bunu sağlık bilemiyorum. açısından. Ya şöyle bir şey, hani gözlük atıyorum iki miyopsan uçarsın yani iki miyopun bir Evet. dezavantajı yok. Pilot olursun tabii ki de gözlüklü pilot yok mu? Ben de gözlüklüyüm. Benim de 1,75 miyopum var. Ama diğer genel sağlık sorularınızı lütfen Google'dan Evet. araştırın arkadaşlar. Aynen. Pilotaj sağlık departmanı olan hastanelerimiz var. Gidip doktorlarla görüşün Evet. birebir ki sonradan sorun yaşamayın. Ve hiç kimseye Evet. sormayın etrafınızda. Yani başka bir pilota da sormayın çünkü hani o bizim uzmanlık alanımız değil yani. Size bir cevap verirler, sonra hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani Evet. size yazık olur. Bence tamamen hastane, ya yani pilotaj bölümü olan hastanelere gidin. Evet. Peki emeklilik nasıl oluyor kaptanım sizde? Emeklilik kararı olsun, ne bileyim işte emeklilik hakkı olsun. Daha Oraya sonra buna benzer sorular soracağım. çok uzağım bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten Tamam. emeklilik yaşımız maalesef çok yüksek. Yani öyle düşünüldüğü gibi düşük değil yani. Yine 65 sanırım. Ama Anladım. ben Peki. şahsen 65 yaşına kadar uçmayı düşünmüyorum. Çünkü
Uçmak evet çok güzel ama sağlık açısından çok fazla götürüsü var ve nerede bırakacağını ya bilmen gerekiyor. Şöyle bir şey, eskiden pilot olmakla şimdi pilot olmak arasında çok fark var. Şu anda biz maksimum limitlerde uçuyoruz arkadaşlar. O yüzden ben şeyi hissediyorum, yani ilk başladığımdaki enerji yok. Yorgunum yani ve bu yorgunluk böyle kümülatif olarak ekleniyor üzerine. Hani ben dinlendim, bu yorgunluk bitti, yok bizde. Ya sürekli üzerine ekleniyor yorgunluk. Ya eskiden 50 saat uçuyorlarken biz şu anda 100 saat uçuyoruz. Eski pilotlar 60-65 yaşında emekli olabiliyorken, çünkü çok fazla uçmamışlar zamanında. Ama biz hani 100'er saat uçtuğumuz için ben 65 yaşına kadar hani düşünemiyorum yani. Böyle de bir dezavantajı var mesleğin maalesef. Sağlıktan götürüyor. Peki benim yine aklıma geldi. Soruları da gördüm. Hani öğretmenlerden bahsettiniz ya. Bu öğretmenler nasıl oluyor? Yani bu aşama hani nasıl oluyor? Öğretmen pilot mu oluyor? Sizi eğitenler nasıl oluyor eğitmen? Onlar da pilot. Şu şekilde ya başvuruyorlar. Uçuş saatlerine bakıyorlar, tecrübelerine bakıyorlar. O şekilde eğitim alıyorlar, yani öğretmen olmak için ayrı bir eğitimi var, sertifika. O şekilde oluyorlar. Ama hani genelde kaptanlar oluyor tabii ki de, tecrübeli kaptanlar oluyor. Evet. Ben biraz da işin içinden sormak istiyorum. Yani en uzun nereye uçtunuz? Uçmaktan en keyif aldığınız şehirler var mı? Ya da En Allah kahretsin yine keyif buraya mı gidiyoruz dediğiniz yer var mı? aldım. Çok güzel sorular. Bunu şu an spontane sordum yani böyle aklıma geldi. Memnun olmadığım yer neresiydi? Onu düşünüyorum şu anda. Sevmeyerek gittiğim bir yer. Ah yine buraya mı gidiyorum dediğim bir yer. Evet. Sanırım yok ya, ben yani şöyle sevdiğim destinasyonlardan bir tanesi Sydney, bir tanesi de San Francisco. En uzun uçuşum San Francisco'ydu. 16 saat küsur sürmüştü. Şöyle bir de onu soruyorlar bana. Hani 16 saatlik uçuş için bizim 21 saatimiz gidiyor arkadaşlar. Çünkü uçuştan 2 saat 15 dakika önce evde Evet. duruyorsun. Uçuş Evet. diyor. Sonra 650 yolcunun uçağı terk etmesini bekliyorsun. Sonra Evet. uçağı teslim et, otele git, odana gir derken yani bizim bir günümüz gidiyor San Francisco'ya gitmek için. 21 saat. Evet. Hani siz pilotlar ne yapıyorsunuz ki, oturuyorsunuz uçakta falan diyorsunuz ama düşünebiliyor musunuz? 20 saat, 21 saat. Siz yani evden çıkıyorsunuz ve uçaktasınız, havadasınız ya, bir şekilde yere basmıyorsunuz yani, oturamıyorsunuz. Evet. Böyle of, tamam, relax bir şekilde oturamıyorsun. Böyle geçiyor günlerimiz. Evet. Peki yine işi içinden sorayım. Yani bir pilotun uçma limiti var mı? Mesela ayda şu kadardan fazla uçamaz. Dinlenmesi gerekiyordur muhakkak. Onlardan da bahsedebilirsiniz. Limitlerimiz var. Sen yani limitlerimiz olmasa bizim kanımıza emerler. Ne diyorsun? Evet. Ya şey, aylık 110 saat limitimiz var. Ama yıllık da 900 saat şeklinde düşünün. Hani ona o şekilde kompensat Evet. ediyorlar. İşte 7 gün Evet. üstte arka arkaya uçabiliyorsun. İşte 8. gün uçmaman gerekiyor. Bu şekilde tabii ki de Evet. limitlerimiz var arkadaşlar. Ama dediğim gibi maksimum limitte Ben bu meslekte şeyi duydum yani ertesi günü çok planlayamazsınız. Yani bir hafta sonra şu planı yapamazsınız. Çünkü hani seyahat rotanız işte operasyonlarınız değişebiliyormuş diye biliyorum. Şu an ne soracağımı da unuttum şöyle, açıkçası. o eskiden anladım ben sizin ne demek istediğinizi. Hani çok Evet. fazla plan yapamıyorsunuz bu meslekte. O eskiden Evet. daha çok öyleydi. Yani o uçuşunu alıyordu, başka bir uçuş veriyorlardı falan. Ama şu anda daha oturmuş durumda. Yani önümüzdeki ayın rosterı, planı ayın işte 15'inde, 16'sında çıkıyor. Yani ben önümüzdeki ay nerelere uçacağımı bu ayın 15'inden itibaren biliyorum. Artık plan yapabiliyorsun yani, çok nadir değişiyor. Bu arada hocam mesaj yazıyorlar. Dostum biraz havacılığı araştırsaydın keşke falan diye. Arkadaşlar ben bayağı araştırdım, bayağı biliyorum. Kaptanımıza daha çok deneyimlerinden bahsetmesini istiyorum. Çünkü bu bilgileri gerçekten her yerden bulabilirsiniz. YouTube'dan vesaire. Bizim amacımız biraz daha böyle hani pilot olmak konusunda farkındalık yaratmak burada yani. O yüzden öyle bir cevap vereyim dedim hocam böyle arkadaşlara. Ben Peki de teşekkür hocam, hocam lafı bizde biraz şeydir de kaptanım yani tatillerin nasıl oluyor? ederim. Tatiller
Şimdi Türkiye'den bahsedelim. Sanırım normal standart aylık, pardon, yıllık kaç gün, 21 gün mü veriyorlardı? Evet. Normal yani 21 gün, sonra 5 yıldan sonra 25 ya da 26 gündü sanırım. Yani sizin nasılsa aynı şekilde arkadaşlar. Yani ekstra bir tatil yok. Anladım. Yıllık yani öyle. Bizim sadece sizin ekstra bayramlarınız var. Bizim bayramlarımız yok. Evet. Şimdi sorayım mı sormayayım bilemiyorum ama yani herkese göre değişir tabii, deneyime, şirkete göre, şirketin durumuna göre. Yani pilotlar ayıptır sorması ne kadar maaş alır? Şöyle diyelim, 5.000, hatta çok atmayayım. Şimdi Avrupa'da düştü çünkü. 4.000 dolarla 8.000 dolar diyeyim. Çok fazla atmayayım. Anladım. Ama bu değişir tabii ki de. Hani başka yere gidersin, 10.000 dolar. Çin mesela, Çin'de çok veriyorlarmış diye duydum. 10.000 dolar olur. Peki şeyi merak Benim ediyorum. Yoktur ama. de aklımda. Pilotlar çok fazla maaş almıyor arkadaşlar. Gözünüzde büyütmeyin. Gerçekten de büyütmeyin. Herkes böyle pilotlar çok kazanıyor diyor ama ben şu anda görüyorum ki biz aslında çok az para kazanıyoruz. Çünkü işte IT sektöründe olan arkadaşlar benim belki de iki katım para kazanıyorlar. Ya da çok iyi finans Evet. sektöründe olan arkadaşlar benim iki katım para kazanıyorlar. Ve ben gece gündüz çalışıyorum, eve gelmiyorum. Ama onlar her akşam evlerine gidiyor. Yani para için yapılacak bir meslek kesinlikle değil. Bunu söyleyeyim. Yani gerçekten tutkuyla, sevgiyle, aşkla yapılacak bir meslek. Aynen. Gerçekten çok istiyoruz. Aynen. Yani sonra çünkü Evet. çok çalıştığımız şartlar, yoğun şartlar, yorucu şartlar. Yani bu mesleği Evet. severek yapman gerekiyor ve parası, ya çok yorulduktan sonra görüyorsun, diyorsun ki gerçekten de çok, yani Evet. daha fazla olması gerekiyor diyorsun. Çünkü dediğim gibi başka sektörlerden daha fazla kazandıklarını gördüğün zaman Evet. kesinlikle çok değil. Ya zaten maaş için yapılacak bir iş de değil. Yani çoğu yerde duymuştum bunu. Peki kaptanım, yani kimler pilot olmamalı? Karakter özelliği olarak ya da kimler pilot olmalı? Ben olmamalıdan bahsedeyim. Yani en sevmediğim karakter kısmından bahsedeyim. Şu şekilde arkadaşlar. Takım çalışması yapamayan insanlar kesinlikle pilot olmamalı. Sabırlı olmayan insanlar kesinlikle pilot olmamalı. Çok çabuk sinirlenen insanlar kesinlikle pilot olmamalı. Çünkü bizim hani çok fazla gecikmeler oluyor. İşte hemen parlamamak gereken bir meslek. Evet. Karşındakini çok iyi anlaman lazım. Karşındakine fırsat vermen gerekiyor. Çok fazla egonun olmaması gerekiyor. Yani bizim meslekte maalesef görüyorum bazı arkadaşlarımdan da. Özellikle kaptan olduktan sonra ego yani tavan yapıyor. Hiç gerek yok. Çünkü öyle çok Evet. egosu, tamam pilotsun, kaptansın ama yani o kadar ego yapılacak bir meslek değil. Bunu açıkça söyleyebilirim. Bencil olmamak gerekiyor. Evet. Yani bu şekilde. Bunlara zaten CRM'de bakıyorlar. Zaten ben sizinle böyle hani kontak kurduktan sonra heyecanlanmıştım, yani pilotla hani pilot falan böyle demiştim yani. Gerçekten güler yüzünüz ve samimiyetiniz için ben çok teşekkür ederim gerçekten. Yani böyle bir heyecanlandım, dedim acaba falan böyle. Zaten ilk defa pilotla konuşuyorum yani, doğruya doğru. Birçok Doğru. öğrenciye yön Bir de veriyoruz ama kadın yani pilotla konuşuyorsun. Düşün yani. aynen yani evet. Ben aslında geçen senelerden beri yani böyle televizyon programlarına 3 tane kadın pilot katılmıştı. Belki tanıyorsunuzdur. Onlardan biri belki sizsinizdir. Çok Tanıyorum. hatırlayamıyorum. Geçen sene izlemiştim. Yani çok ilgimi çekmişti. Bu sene nasip oldu böyle gerçekten. Çok güzel. Yani çok memnun oldum. Yani 15 dakikamız var daha. Evet. Benim özellikle yani amacım bu tercih döneminde ya da ilerleyen zamanlarda öğrencilerin gerçekten aşk ile yapacağı mesleklere yönelmesini sağlamak. Biliyorsunuz ÖSYM sıralama sınavı ve çocuk sıralamasını alıyor. Hocam buraya ne olur diye bana soruyor. Ben çok üzülüyorum. Ya buraya ne olur diye sorma. Lütfen sen ne istiyorsun diye sor. Yani işte bak, Safiye kaptanımız diyor yani, ben 6 yaşındayken roketi görmüştüm. Orada uçmayı hayal ediyordum diyor. Yani siz de köşesinden kıyısından bir şekilde yeteneklerinizi, ilginizi fark etmeye çalışın. Yine aynı şekilde kaptanımız söyledi. Ben yine özetleyeyim. İşte ODTÜ İktisat Üniversitesi'nde yani okudum, bölümünde okudum. Ama oraya ait olmadığımı hissettim. Daha sonra İngilizcemi geliştirdim. İngiltere'ye gittim. Hani bir şekilde seçenekler ürettiğini söyledi. Yani siz, benim de amacım işte kaptanım bu şekilde öğrencilerin kariyerlerini böyle şekillendirmeleri. Yani aslında mesleğin önünü kendileri açmaları. Umarım faydalı oluyorumdur yani.
Siz de çok sağ olun, geldiniz. Dubai'den bağlandınız. Belki arkadaşlar bilmiyordur şu an Dubai'den bağlandınız. Ben özellikle bastıra bastıra söyleyeyim. Yani arkadaşlar, bu sevdiği için bu yayına geliyor, yoksa gelmez yani. Benimle niye uğraşsın ya da sizinle niye uğraşsın? Pilot olmuş, uçuyor yani, değil mi? Öyle düşünebiliriz. Yani son olarak ben size sözü size bırakayım. Yani özellikle kız öğrenciler ya da diğer öğrencilere siz neler söylemek istersiniz? Ben özellikle şey söylemek istiyorum. Bana çok fazla soru geliyor. Ben canlı Evet. yayın yapıyordum ama çok yoğundum bu dönem. Çok, Yapamadım canlı yayın. Ben teşekkür ederim size beni davet ettiğiniz için. Çok evet. kısaca bahsedecek olursam bana çok fazla arkadaşım soruyor, puanlarını atıyor. İşte pilotaj mı Evet. okursam yoksa hani diş hekimliği okuyup bir akademiye mi gitsem gibi sorular geliyor. Ya da işte doktorluk okuyup akademiye gitsem olur mu? Doktordan Evet. pilot olur mu? Ya da avukatlık okusam, hukuk okusam daha doğrusu, hukuk okusam pilot olur muyum? Olursunuz arkadaşlar. Hatta ben şu anda şundan bahsetmek istiyorum. Havacılık çok kırılgan bir sektör. Bütün krizlerden etkilenen bir sektör. İşte gıda Etkilenen krizi olur arkadaşlar, bir hastalık krizi olur. Havacılık direkt çöküyor. Eğer siz benim ikinci bir mesleğim olsun derseniz, açıkta kalmamak açısından, böyle bir şey düşünmek isterseniz bence diş hekimliği süper, bence hukuk harika. Her ne kadar ülkemizde hukuk olmasa da bunu da söyleyeyim. Doktorluk harika. Yani desteklerim sizi. Ya, ya da seveceğiniz üniversitede sevebileceğiniz bir bölümü okuyup daha sonrasında Pegasus Akademi var, Türk Hava Yolları Akademi var, Sana Express Akademi var. İlla ki ah tamam ya ben bu ortamda yapamıyorum derseniz hani ben gibi işte ofis ortamında yapamıyorum, hastanede yapamıyorum derseniz gidersiniz, hem mesleğiniz cebinizde olur, gidersiniz işte akademilerden birine girip pilot olursunuz arkadaşlar. Sonra 3-4 yıl, 5 yıl uçtunuz, ya tamam bu bana göre değilmiş dersiniz. Geri dönersiniz, hastaneye geri dönersiniz, diş hekimliği açarsınız. Hani orada birikim yaparsınız pilotken. Ya bu şekilde de devam edebilirsiniz. Çünkü sadece ekonomi ve hastalık, yani Covid demeyeyim, onun dışında bir de sağlık çok önemli. Yani bilemiyorsun bir yıl sonra, Evet. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra. Biz her sene sağlık muayenesine giriyoruz. Allah korusun bir şeyden dolayı sağlıktan, yani sağlık lisansı alamazsanız uçuş lisansınız sizin direkt gidiyor. Uçamıyorsunuz bir daha. Evet. Eğer böyle bir durumla da karşılaşmak istemiyorsanız direkt üniversitede pilotaj okumayın. Önce başka sevebileceğiniz bir bölüm okuyun. Sonrasında ya ben çok pilot olmak istiyorum derseniz de akademilerden birine başvurun ki açıkta kalmamak açısından. Kız çocuklarına gelince Evet. ben şeyden bahsetmiştim. Airport Haberi bir yazı yazmıştım Kadınlar Günü'nde. İşte kız çocuklarını genelde aileleri işte izin vermiyor okumalarına. İşte pilot olacağım bile söyleyemiyorlar korkularına. Çünkü ailesi bu sefer hiçbir şey okumasına izin vermiyor. Bana da şey demişler, yani pilotluk çok zor bir şey değil ki, astronot mu oluyor falan diye. Böyle çok kötü yorumlar aldım. Kalbim kırıldı ve bunu bizim çevreden insanlar yaptılar bana. Şimdi Evet. şöyle bir şey. İnsanımız alt gözlüklerini böyle açıp bakmıyorlar ülkemizin nasıl bir durumda olduğunu. Özellikle çevresi ekonomik açısından iyi durumda olan insanlarımız bunu görmüyorlar. Sadece kendi dünyalarını görüyorlar. Ama şöyle bir dışarı çıkın, bir Anadolu'ya gidin arkadaşlar, bir Van'a gidin, Van'daki bir köye gidin, bir kız çocuğuyla konuşun. Göreceksiniz ki ailesi ya pilot olmayı bırak, liseye gitmesine izin vermiyor yani, üniversite okumayı Evet. bırak. O kadar hani böyle hani cahil demek istemiyorum ama ülkemizde maalesef kafa yapısı kız çocuğu okumasın. Kız çocuğu Evet. okumasına ne gerek var ki? Zaten evinde işine bakacak, temizlik yapacak, yemek yapacak, çocuk doğuracak. 4 tane, 5 tane çocuklarına bakacak. Öyle değil mi? Kız çocuklarımız Evet. için bu şekilde düşünüyor. Yani kafa yapısı böyle. Ben Maalesef. o açıdan hani pilot olmak zor diye bahsetmiştim yazımda. Çünkü okumalarına izin vermiyorlar kız çocuklarımız. Ben çok fazla mesajlar alıyorum bu şekilde Anadolu'dan. Kız çocukları bana açılıyor. Abla okumak istiyorum. Ne olur yardımcı ol. İşte babam izin vermiyor. Ailem izin vermiyor. Ama ben bu durumda hiçbir şey yapamıyorum. Çok üzgünüm. Evet, Hani bu evet. ailenizle sizin karşılık oturup konuşabileceğiniz bir durum. Ben sadece tek söyleyeceğim şey kız çocuklarına lütfen vazgeçmeyin. Hani ne kalbinizi dinleyin. Ne istiyorsanız hayatta Evet. onu yapmaya çalışın. Ama tabii ki de aile de önemli. Aile desteği çok önemli. Yani ailenize karşı çıkın diyemiyorum diyemem. Oturup konuşacaksınız annenizle, babanızla, çevrenizle ne kadar çok sevdiğinizi, ne kadar çok okumak istediğinizi.
Hayatta neler yapmak istediğini, neler başarabileceğinizi, bunu karşılık konuşup ve çok okuyup bunu başardığınızda da bu şekilde bu yayılacak ve daha çok kız çocukları Evet. okumaya başlayacak. Ya tek söyleyeceğim şey vazgeçmeyin arkadaşlar. Hayallerinizin peşinden uçun. Kendinize inanın, Evet. güvenin. Çünkü çevrenizde çok fazla insan sen kız çocuğusun yapamazsın diyecek, biliyorum. Yani ben pilot olmak istiyorum dediğinizde eminim çevrenizde herkes yapamazsın. Pilot, yani kadın pilot mu olur diyecek. Ya da mühendis olma, makine mühendisi olmak istiyorum dediğinde. Yani erkek mesleği olarak bakıyorlar. Ama Evet. öyle bir dünya yok artık. Yani şimdiki Evet. güncel, nasıl desem, durumda kadın erkek mesleği, ya benim gözümde yok. Yok. Benim Yok, gözümde, yani aynen. ben mesleklere cinsiyet veremiyorum. Evet, Herkes ne kesinlikle. istiyorsa, gönlünden ne geçiyorsa, ne olmak istiyorsa inşallah başarılı olur be. Olur ya, çok konuştum. Evet. Çok teşekkür ederim ya. Yok, estağfurullah. Bazı arkadaşlar yazıyor zaten işte Safiye abla yazdıklarından kitap olur, konuş falan diye. Hatta şu pandemi geçsin size sarılmak istiyorum diye. Ben şuna inanıyorum. Yani umutluyum. En azından şimdi buradan birkaç kıza dokunsak, onlar yarın bir gün anne olsalar büyük ihtimal kızlarına okutacaklar. Pilot olmadan Aynen. izin verecek. Yani ben böyle düşünüyorum. Biz tohumu ekelim. Yani umarım yerine ulaşır. Buradaki birçok kız öğrenci olsun, erkek öğrenci olsun. Yani çağı yakalamalıyız. Bugün dünyanın gerisinde kalmamalıyız. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Yani bu şekilde. Ben çok teşekkür ederim. Yani benim için büyük bir onurdu yani sizinle böyle konuşmak. Yani uzaktan da olsa gerçekten yani ben teşekkür ediyorum. Tamam. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz. Yine böyle sohbet fırsatımız olur. Çünkü öğrencilerin gerçekten ihtiyacı var. Hani dediniz ya at gözlüğü, onu atmalarına çok ihtiyacı var gerçekten. Ben şunu yıkmaya çalışıyorum. Şu önü kapalı mı muhabbetinden çıkmak istiyorum artık. Öğrencilerin önlerini kendilerine açması için tabii ki ekonomik şartlar önemli. Tabii ki istihdam önemli. Bunları es geçmiyorum. Ama çok istersek, evet çok istersek gerçekten başaracağımız birçok şey var. Siz de zaten bunun en büyük örneğisiniz. Burada o yüzden konuşuyoruz. Umarım öğrencilerin adına da hayırlısı olur bu İnşallah. konuşma, bu görüşme. Ben İnşallah. yine söylüyorum, yeni katılanlar vardır belki. Dubai'den katıldınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için. Ve son bir şey söyleyeceğim. Tabii Ben ki. hani ODTÜ mezunuyum dedim ya. ODTÜ'nün farkı Evet. ne biliyor musunuz arkadaşlar? ODTÜ'de bize şey Evet. öğrettiler. Eğer bir fırsat karşına çıkmazsa o fırsatı sen yaratacaksın diye. Evet. Yani bir kapı yoksa karşında, o kapıyı sen inşaat edeceksin. Arkadaşlar vazgeçmeyin. Hocamızın da dediği gibi Evet. beklemeyin. Yani başkasından beklemeyin çünkü gelmeyecek. Yani ben ne okuyabilirim Evet. diye bir soru yok yani asla. Araştırın, elinizde artık teknoloji var ve size en uygun olanı zaten bulacaksınız. Herkese Kesinlikle. başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Umarım görüşürüz tekrar. Kendinize Sağ olun. çok iyi bakın. İyi Kolay akşamlar. gelsin diliyorum. İyi Sağ olun. akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Canım.